Sonuçta bu virüsü hepimiz kapacağız. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ve aşı neden Çin'den çıktı? Yok. Olmayacak. Yok, olmam. Neden olmayacaksın? Yan etkilerinden dolayı olabilir. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs salgınından korunmanın bir yolu da koronavirüs aşısı yaptırmak. Ancak halkımızın bir kısmı koronavirüs aşısını yaptırmam diyor. Bir kısmı ise mutlaka yaptıracağım diyor. Biz de halkımıza soracağız. Koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız? Cam şöyle, şu an için hani net bir şey oluşmadı kafamda. Bir kere neden Çin'de başladı bu virüs? Neden Çin'in ekonomisi en önce düzeldi? Neden Çin'de en önce iyileşilmeye başlandı? Ve aşı neden Çin'den çıktı? Bu büyük bir soru işareti benim için. O yüzden yaptırmayı düşünmüyorum. Çocuklarım ve ben en azından yaptırmayacağım. Yani aşı vurulan insanlarda iyileşme oranı veya ne bileyim yani yüzdesi ne olur onu bilemiyorum. Yani şu an düşünmüyorum. Vallahi hani Almanya'da bir Türk vatandaşımız korona aşısını buldum demişti ya. O olursa yaptırırım. Ama Çin aşısı olursa yaptırmam. Neden? Ya zaten bu korona belası Çin'den geldi. Çin'in ne yapacağı belli olmaz. Ben o yüzden Almanya'daki Türk aşısı olursa yaptırırım. Şu an benim bir fikrim yok şu an. Ben kararsızım. Yani ben yaptırmayı düşünüyorum çünkü bilim uğraşıyor bunun üzerine. Kaç ay geçti. Sonuçta güvenilir bir şey olmasa devletimiz getirip aşıyı bize vurdurmaya çalışmaz. O yüzden ben vurmayı düşünüyorum, vurdurmayı. Devlet gerek görürse yaptırırız. Gerek görmezse yaptırmayız yani. Faydalı olan her şeyi yaptırıyoruz zaten. Faydasızsa yaptırmayız. Koronavirüs aşısını bir kısım yaptıracağım diyor, bir kısım yaptırmayacağım diyor. Karşısınız. Evet. Neden? Bilmiyorum, ben öyle şeylere karşıyım. Aşı yaptırmayacaksınız. Evet, asla. Hiç kimseye yaptırmayız. Şu anda kararsızız. Neden kararsızsınız? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ne mesela? Ne mesela? Ne bileyim, yan etkileri falan çok diyorlar. Hani bir bilgimiz yok şu anda. Millet ne yaparsa herhalde biz de onu yaparız. Peki siz? Ben de kararsızım da muhtemelen yaptıracağım ben. Yaptıracaksınız? Hı hı, yaptıracağım. Peki siz neden yaptırmak istiyorsunuz? Onu da soralım. Çünkü bir tek ona güveniyorum şu anda. Çok kötü durum. Yaptıracağım ben. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Öyle mi? Aynen. O zaman öncelikle sağlıkçılara yaptırılacak zaten. Siz de duyduğum kadarıyla sağlıkçıymışsınız. Evet. O yüzden? Yaptıracağım inşallah ben. Hemşire misiniz? Ebeyim. Ebe hemşire. Hı hı. Allah'ım kolaylık versin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Merak etme. Vallahi aşı etkili olursa yaptırmayı düşünürüm. Etkisiz olursa da yaptırmam yani. Peki siz? Ben yaptırmayı düşünüyorum. Yeter ki bitsin koronavirüs. Bir an önce kurtulalım. Gitsin aşısını vuralım. Aynen. Bir an önce koronavirüsten kurtulmak istiyoruz yani milletçe, ülkece. Yani herkese yaptıracağını düşünüyorum ben. Herkesin gönül verip de yaptıracağını düşünüyorum. Çünkü herkes haberlerde falan izliyoruz. Herkes yani gönüllü bu işe. İşte Fahrettin Koca falan. Herkes istiyor yani bu aşıyı ben yaptırırım. Herkes güven veriyor millete. O yüzden ben de yaptırırım yani. Niye yaptırmayayım? Neden olmasın? Şimdi iki cins korona aşısı var herhalde. Bir tanesi Çin'den gelen, bir tanesi İngiltere'den gelen büyük bir ihtimal. Çin'den gelen virüs aşılıyor zaten. Öbürü de virüse karşı bir şey. Virüs aşılamaları daha iyi bence. Yani sonuçta bu virüsü hepimiz kapacağız. Allah korusun. Yani kapıyoruz da yani. Herkes de kapıyor da. Yani virüs aşılamaları daha iyi pandemi döneminde. Ya, siz yaptıracaksınız. Ya mümkün olursa yaptırırım. Koronavirüs aşısını bir kısım yaptırmak istiyor, bir kısım yaptırmam ben diyor. Peki siz hangi taraftasınız? Tereddütteyim ben de. O konuda tereddütlüyüm. Yaptırmayacak mısınız acaba? Yani yaptırmayacağım da demiyorum. Yaptırmayacağım da demiyorum. Peki neden tereddüttesiniz? Ya bir sürü spekülasyon var. Ondan dolayı. Koronavirüs aşısını bir kısım yaptıracağım diyor, bir kısım yaptırmayacağım diyor. Yani bizim hani tıbbi bir bilgim yok benim açıkçası. Hani işte o onu dedi, bu bunun dedi den ziyade zaten hani Fahrettin Koca bir heyet kurulacak, o heyeti inceleyecek dedi. Onları bekleyelim yani. Yaptıranlardan sonra bakalım, biz de sonuca göre yaptırırız herhalde. Yani bir heyet... önce onu merak ediyorsunuz, ilk önce yaptıranlar ne olacak mı? Yo, heyetin açıklamasını bekliyoruz biz. İnşallah afiyet oluruz, inşallah korona biter. İnşallah. İnşallah abla. Aşı olmayacaksın yani? Yok. Peki tamam, siz? Mustafa. Olacak mısınız? Yok ya, Allah'ım hemen belki tabii. Bilmiyor yani, bilmiyor. Aşı. Ne asıl aşı, bilmedim bunu aşı. Aşı yani, koronavirüs aşısı, korunmak için sağlık. Sağlık evet, biz de korona ya, sağlık oluruz inşallah. Tamam.
Tamam abla, teşekkür. Koronavirüs aşısını bir kısım yaptırmak istiyor, bir kısım da ben yaptırmayacağım diyor. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Siz koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız? Tedbirlere yani? Koronavirüs aşısı. Ha, aşı. Aşı için? Evet. Yaptıracak benim mısınız? İçin tercih etmiyorum. Benim için. Neden? Genelde her mevsimde gripim çok hafif ya nadir şekilde. Sağlam çok şükür. Yani bir sıkıntım yok. Koronavirüs aşısı. Anladım, anladım. Ama sonuçta koronavirüsü yani grip gibi. Sonuçta grip gibi ama yeni bir virüs. Bu yüzden yani... Ölümcü, daha riskli. Evet, daha riskli çünkü yeni bir virüs. Ama genelde yani bazı insanlar gribi nadir oluyor. Evet. Evet. Siz de o nadir olanlardansınız. Evet, yani... Çok güzelmiş. Evet, çok şükür. Yani 2 yıl, 3 yıl bir gripim olur. Benim için tercih etmiyorum. Yaptırmayacaksınız. Yani mecbur değilsem yaptırmayacağım.